O 31 günlük Ağustos ayının 20 gününü tatilde geçirdi. Bunu ben tek tek her gün Beyaz Saray'ın yolladığı gündemden, ajandadan topladım ve bunun sonucunda 20 gün tatil çıktı. Hatta dünle birlikte 21 gün. Nerede tatil yapıyor bu adam? Kaliforniya'da yaptı, Camp David'de yaptı, Delaware'de sahilde yaptı. Hatta her hafta sonu sahile gitti. Hatta bu 6 rehininin cesedinin bulunması haberinin geldiği gün Biden sahilde güneşleniyordu. Var mı fotoğrafı, görüntüsü ya Onur? Versene. Evet işte bu. Burası. Güneşlenmeyi mi seviyor bu adam? Dondurmayı seviyor. Yani tamamen saldı seviyor. Biraz Biden. Onu net olarak söyleyebiliriz. Bu Temmuz ayında başkanlıktan el çektirilmesinden sonra tamamen ya. Kendini aman diyor. D vitamini. Dünyayı ben mi kurtaracağım? Ben güneş. Mi kurtaracağım dünyayı abi? Adam karavan tatilcisi gibi nereyi görse orada duruyor. Bir daha söyle. Karavan tatilcisi gibi diyorum. Nereyi beğenirse orada duruyor demek ki. Kaç? 5-6 yer saydın. Görüntüler üzerine şöyle bir dalga geçildi. Bir tweet attı Biden 6 ceset bulunduktan sonra. Rehineleri eve getirmek için yorulmaksızın çalışıyorum deyince bu fotoğrafı koydular. Hadi tam sosyal medyalık. Bir daha söylesene ne demiş? Yorulmaksızın çalışıyorum. Rehineleri eve getirmek için yorulmaksızın çalışıyorum dedi ama herhalde bunu sahilden tweet attı. Şimdi... Ama doğru söylemiş. Bak, yorulmaksızın. Bunun için de elinden geleni yapıyor. Yani yorulmak, ama yorulmamak için. Telefon var. Evet. Ya, uğraşıyor. Yaklaşsan Onur. Mantık olarak hata yok. Bu da bir matrak bir şey. Bir ateşkese varmanın eşiğindeyiz diyor. Hakikaten eşiğinde yani. Ama ateşkese ama herhalde orada eşiyle bir ateşkes anlaşması yapacaklar. O eşikte suyu kastediyor. Abdülkadir. Artık komik oluyor. Başındayız. Biraz daha dikkat et, bu cümleler tehlikeli yerlere bence doğru gidiyor. Bence yakınlaşması çok tehlikeli. Evet. Fakat ya bizim Çeşme sahili gibi değil mi? Zafer aynı. Sen iyi bilirsin. Ya, o, evet, Çeşme'nin meşhur plajına benziyor, Ilıca plajı. Bura neresi Yunus? Delaware, Rehoboth Beach. O Delaware deyişin var ya gerçekten. Onun deyişini hani senin telaffuz, de yarışın telaffuz. Özledim. Yalnız o arkadaki korumanın hali de hal değil. Ya yani ben Yunus gibi telaffuz etsem millet bana güler. Balat'ta arkadaşlar beni kahveye almazlar böyle telaffuz etsem Yunus gibi. Ama peki, Ahmet Bey çok sade ve yani hiç başkan gibi durmuyor. Bir de o mesela. Ama bunun kim bilir bak etrafında neler vardı. Bir tane şurada var. Var bak görüyor o. O sen bunu görüyorsun da bunun bir de bir arkası var. Onu da bir görsen hani özellikle söylüyorum zaten. Burada kim bilir neler yapmışlardır. Bu gelip geçenler de işin figüratif unsurları da olabilir yani. Beyaz Saray'ın sütunları mı? İnanıyorum arkada şeyin. Peki burası bir sahil orada. Sahil kasabası mıdır? Nedir yani? Bizdeki karşılığı ne? Bodrum mu, Antalya mı, Çeşme mi? Neresi burası? Yani Bodrum, Antalya, Çeşme bizim en gözde sahil kasabalarımız. Yani Amerika Birleşik Devletleri için o Los Angeles, San Francisco olur. Belki işte San Diego. Erdek mi yani? Ama. Onu mu demek istiyor? Akçay, Erdek. Evet, evet. Ya Akçay da çok güzeldir yani. Erdek de çok güzeldir. Bence yanlış de, anlaşılmasın. Bence de onlara haksın. Hayır çok güzeldir. Ben tercih ederim Akçay'ı, Erdek'i. Bizim hanımın memleketi oralarda büyüdük. Akçay, Erdek Balıkesir. Hakikaten şahane yerlerdir. Dikili. Yani bir Miami Dikili değil. De çok güzel yerdir. Çok güzeldir Dikili. Evet. Çok güzeldir. Orada 1980'den beri festivaller yapılır böyle. Evet. Çok kültür festivalleri Dikili. Meşhurdur yani. Belki de yazlığı vardır burada Ahmet Bey. Ama hayır. Burası var. Burada konutu var. Heh, bak. Bir emekli cenneti mi burası? Başkanlık konutu galiba orada. Başkanlık yani konutu bu, mu? Yani burada bir kendi konutu var Başkan Biden'ın. Evet. Sürekli oraya kaçıyor. Yani buralı mı? Daha fazla Beyaz Saray'da bulunmuş olabilirim Biden'da. Yalnız şu an memleketi bura mı? Fiili başkanlığı konuşuyoruz. Burası Delaware. Evet. Tabii canım. Memleket Delaware. Delaware. Nasıl telaffuz ediyor? İronik tarafı da o değil mi? Delaware. Delaware. Adam şu an fiilen başkan ha. Başkanı konuşuyoruz. Amerika başkanı. Ne var abi bunda? Başkan. Bence fiilen değil yani, Hakan abi. Bu kadar tatilde, gezmede, tozmada bir başkan ben başka hiç görmedim yani. Abi adamı sen başkanlıktan aday göstermemişsin. Çırpınmış. Adama darbe yaptılar adama sen ya. Artık yaşlandın. Git demişsin.
Adam küsmüş, adam ne yapsın? Adam, iki ay kalmış. Tatil ne haliniz diyor. Varsa o tamam da şu anda halen başkan yani. Tabii. Başkan ama. Dalga geçen ama şöyle bir mesaj şey atıyor. Var. Elimden geleni yapıyorum falan diye. Şöyle bir şey elinden geleni de yapıyor başkan abi baksana. Adaylıktan çekildikten sonra o kadar hırslı bir açıklama yaptı ki kalan 5,5 ayda ekonomiyi düzelteceğim, kansere çare bulacağım, anayasa mahkemesini reform edeceğim, Gazze'deki savaşı sona erdireceğim. Bunların hepsini söyleyen oydu. Şaka yapmıyorsun ondan değil mi? Ondan sonra tatilden dönmedi. Ya yok, onlar biraz böyle söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarına benziyor. Hani artık her şey bitmiş o da değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu hani sert açıklamalar yapıyor filan. Onun gibi. Da Kemal Kılıçdaroğlu deniz kenarında değil ama. Değil, değil. Hayır. Ben mantalite hani onu yapacağım, bunu yapacağım. O... Yani CHP genel başkanı iken yapsaydın artık çekil yani. Bitmiş iş. Hala siyasette iddianı. Saydıkları arasında yapması en muhtemel şey zaten Gazze'de ateşkesi sağlamak bence. Şimdi ekonomiyi düzelteceğim, onu yapacağım. Kansere çare bulacağım. Ya sen abi sen Netanyahu'nun yerinde olsan yeniden aday gösterilmemiş, yaşlı diye bir tarafa itilmiş bir kişinin senin üzerinde baskı kurması mümkün olabilir ama mi? Ama şöyle Ahmet Bey, biz tabii neredeyse bir yıldır şunu konuşuyoruz. Yani Biden görünürdeki ABD başkanı ama kararları o mu alıyor? Ya burada çok belli ki artık Netanyahu'yu masaya oturmaya zorluyorlar. Amerikan devleti tamam. De zorluyor. Ben Biden açısından diyorum. Biden'ı şimdi kim dinler abi? Sen dinler misin hayır, Biden'ı? Fiili başkan zaten anladım. Ben de onun dediğini dedim. Görünen ben, fiili başkan bence, bu şu bence an. Bence resmi başkan bu. Tam resmi başkan. Fiili başkan başkaları. Gayri resmi. Ya, sana ulusal tane, güvenlik ekibi. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Ha, İki davet güvenlik ekibi diyor mesela. Biri Biden'dan, biri Trump'tan. Hangisini kabul edersin? Netanyahu geldi, Trump'la da görüştü. Tabii. Bir daha soruyorum. Sana iki davet var. Biri Biden'dan, biri de Kamala'dan. Hangisini kabul edersin? Ben Biden'ın sağlık durumunu görmek için Biden'la görüşmeyi isterim. Ya çünkü ben onun gerçekten abi, sen boşlukla tokalaşması falan. Yani buna telefon açıp derdim ki sahil nasıl, sıcak mı hava falan derdim. Yunus ya sen kiminle görüşmek istersin? Biden'la mı yoksa Kamala'yla mı? Biden'la mı yoksa Trump'la mı? Yunus yan ya şu anda Trump'la Kamala yarışıyor. Üçünden biri mi? Evet. Üçünden biri mi? Üçünden biri. Ya da şöyle sorayım. Biden görüşmede bir seçenek haline gelebilir mi senin açından? Formal. Kamala ile görüşürüm tabii ki. Çünkü artık giden gitmiş zaten, artık siyasi kariyeri sona ermiş benim için. Geçiş başka sorum yok. Kamala ile görüşürüm. Başka sorum yok. İşte bizde tanık sizin. Bizde derler düşenin dostu olmaz. Evet abi tam onu anlatmaya çalışıyorum iki Yunus da şimdi bir tekme daha attı. Ama Ahmet Bey başkan da hiç düşmüş mü görünmüyor. Eşiyle bir kelime etmedi sürekli. Peki, telefon. Yunus'a bir soru soralım Ahmet yalnız, Bey. Hani bu 4 dakikadır yaklaşık hepimiz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'yla dalga geçiyorsunuz ha. Dikkat edin. Ama kendisi durumu kendisiyle durumu dalga geçiyor. Yani şu meşhur çanta vardı ya Ahmet Bey. Bu işte bir düğmeye basıyor, dünyayı ateşe atıyor. Orada mı? Silahları. Çanta burada mı? Kırmızı çanta. Yunus şimdi o çanta kimde? O çanta kimde? Biden'da. O zaman güç Biden'da. Biden'la birlikte sürekli dolaşan bir askeri komutan var. Yani oradaki askeri yetkili bunu taşıyan. Sürekli o taşıyor. Hatta ben de burada gördüm onu. Şeyde gelip giderken biraz önce de aynı şekilde helikoptere de onunla biniyor. Yani sürekli evet. O nükleer çanta yanında. Ama çok da böyle havalı bir çanta değil. Bildiğiniz normal. Ama ya, dünyanın kaderi hala Biden'ın titrek parmaklarında yani. Ya o da öyle. Ama Onur yine yazmış yazacağını. Bak Trump ne demiş? Uyuşukça sahilde uyuyor. Niye adama uyuşukça dedin ya? Biden diyor. Biden. Trump demiş. Trump diyor. Çok özür dilerim. Biden tabii, nerede? Ben de diyorum. Yok, Onur demeyeyim. Onur kibar demiyor. Bir insandı. Onur Trump diyor. Trump der abi. Trump ağzına geleni söylüyor. Trump için hiç şey ama yok.